Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoda sizlere tüfekçi mesleğini tanıtacağım. Meslek tanıtımı ve hasar testine geçmeden öncelikle meslek sıfırladığım yeri göstermek istiyorum sizlere. Çünkü bazen sorular geliyor. Orayı neden koymadın reis? Ne kadar altın çubuk geldi? Ne kadar yetenek puanı geldi tarzında. O yüzden burayı da izletmek istiyorum öncelikle size. Ardından hasar testi, yetenekleri test edeceğimiz Hocam videoya meslek geçiş değiştiriyorum yapacağız. ve tüfekçiye dönüş yapıyorum arkadaşlar. Şöyle sertifika sıfırlayalım direkt ve tüfekçi olduk. Tüfekçiden buradan yeteneklerimizi geliştirelim arkadaşlar. Sertifika görmek istiyorum. Tüfekçi mesleğini de sizlere detaylı bir şekilde tanıtacağım. Öyle bir flaman. Bonuslar gerçekten çok iyi. Böyle geçiyorum. Ve hayırlı uğurlu olsun. Şimdi sertifikamızı yükseltelim. Ve üst düzey tüfek uzmanı unvanını aldık arkadaşlar. Tanıtacağım. Öncelikle şöyle ilk yeteneğinden bahsedeyim. Hafif makineli tüfek veya av tüfeği kullanırken şarjör yükleme hızı. Yükledi. Yükledi. %8 arttırıyor arkadaşlar şarjör yükleme hızını. Şimdi ikinci yeteneğe geçiyorum. Tek düşmana sürekli hasar vermek için saldırı tüfeği, hafif makineli tüfek veya av tüfeği kullanırken hasar kademeli olarak artar diyor. Bakın. Şöyle göstereyim size damage bonusundan bunu direkt. Bakın şu an benim hasar bonusum 95, tamam mı? Bir tane sıktım. Bakın 96,8 oldu. Geri 95'e düştü. Bir, iki tane sıktım. Bakın 99,8 oldu. 95'e geri düştü. Şimdi tam bonusu görmek için biraz fazla sıkıyorum. Bakın 108,8'e kadar arttırdı hasar bonusumu. Geri 95'e düştü arkadaşlar. Hasar verirken bu hasar bonusunu sürekli artıyor. Maksimum 108. Hani maksimum niye 108? Bende çünkü maksimum %13'e kadar arttırıyor. Bir ikinci yeteneğimiz yıkıcı çılgın adam. Saldırı tüfeği, hafif makineli tüfek kullanırken binalara verilen hasar artar. Bina, köşklere falan verdiğiniz hasar artıyor arkadaşlar. Hani çalkantılıya falan gidiyorsunuz. Charles'i işte Charles Kalesi'ni falan yıkmaya çalışıyorsunuz. Oradaki binalardan kastediyor. Madalya. Bu onur madalyası tüfekçinin en önemli bonusu ve en gıcık eden bonusu arkadaşlar. Bakın maksimum %13'e kadar hasarınız artar diyor. Her düşmanı öldürdüğünüzde 2 hasar bonusu veriyor. Bakın şöyle göstereyim. Benim şu an madalyam full. %13 fazla hasar veriyorum arkadaşlar ama öldüğüm takdirde bu bonus sıfırlanıyor. Benim tekrardan düşman öldürüp bu bonusu yükseltmem gerekiyor. O yüzden ölmeden oynamanız gerekiyor tüfekçide. Şöyle göstereyim bir diğer yeteneği. Saldırı tüfeği, hafif makineli tüfek veya av tüfeği kullanıldığında ilacın iyileşme etkisi %25 arttırılır. İlaçtan kastı bakın tıbbi alet, bandaj vesaire. Bunlar arkadaşlar size %25 daha fazla can veriyor. Burada bahsettiği olay da bu şekilde. Bir diğer yeteneğimiz bir saldırı tüfeği, hafif makineli tüfek veya av tüfeği kullanırken savaşta ilk atış düşmanı %13 oranında yavaşlatır. 5 saniye boyunca sıçrayamaz. Ateş ediyorum yüzde. Yürü. Bakın. Yavaşladı, zıplayamıyor. Bakın zıplamaya başladı, tekrardan hızlandı. Bu yeteneği tekrardan göstereceğim sizlere şimdi. Tüfekçinin en önemli yeteneklerinden birisi bu arkadaşlar. Böyle göstereyim. Mücadele. Bakın şimdi sıkıyorum. Yürü. Bakın zıplayamıyor, koşamıyor. Şimdi zıplamaya başladı. Bu yetenek bu şekilde. Bu yetenek gerçekten önemli bir yetenek. Şu yetenek. Şimdi bir diğeri bir saldırı tüfeği, hafif makineli tüfek veya av tüfeği kullanıldığında kuvvetsizlik süresi %18 oranında azaltılır.
ciddi şekilde yaralandığında acil tedavi ve ilaç kullanma hızı %20 arttırılır. Biriyle savaşırken acile düşüyorsunuz ya, acile düştüğünüzde şu bandaj vesaire basma hızınız artıyor arkadaşlar. Bu yetenek de bu şekilde. Devam ediyorum. Dronlar tarafından verilen hasar %20 arttırılır. %11 olasılıkla dev canavarların zayıf noktalarına vurur diyor. Bakın şöyle bir drone'umuzu uçuralım. Elle yönet. Ben hasarımı göremiyorum. Bakın 17, 17. 10, 10, 10. 7. 10, 10, 10, 10, 10, 10. Bu drone hasarını arttırıyor arkadaşlar. Bu yetenek de bundan bahsediyor. Bilginiz olsun. Şimdi devam ediyorum. Zayıf noktası da dediği hani dev yaratıklar, bosslar falan oluyor. Karnında, kafasında böyle bir zayıf nokta çıkıyor. Ağız bataklığındaki gibi bosslar. Ondan bahsediyor. Bir saldırı tüfeği, hafif makine tüfek veya hafif tüfeği kullandığında zıplayan düşmanlara verilen hasar %13 artar. Bakın. Şu an vuruyorum. Zıplama. Dur. Önce bir normali göstereyim. Bakın normal 57 vurdum. 90. ...68... fix 68 kritik olmayan zıpla. Bakın. Bakın hasar ne kadar arttı, zıpladığı takdirde %13'e kadar hasar artıyor. Buradan kastı da bu şekilde arkadaşlar. Burayı zaten zayıf yavaşlatıp sizlere aktaracağım ben. Bir diğer yeteneğe geçiyoruz. Hasar vermek için bir saldırı tüfeği, hafif makine tüfek veya av tüfeği kullanıldığında düşmanın bir zırhını yoksa eğer. Silahtaki her bir özellik için yetenek yükseltmesi için ekstra zırh yok sayılır. Ama toplam 3 zırh yok sayıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim bunu da sizlere. Bakın zırhınız 110 ya. Bu yetenek sayesinde rakibin zırhı 107 şeklinde vuruyorsunuz siz. 3 zırh önemli bir şey ve bu da tüfekçinin en önemli yeteneklerinden biri. Şimdi devam ediyoruz. Başlat gözle tekrardan. Mücadele. Şimdi bir diğer yeteneğimizi inceleyelim hemen. Bakın hareket ederken J hassasiyet. Hassasiyet %11 arttırılır diyor. Bakın hassasiyet nedir? Önce size ondan bahsedeyim. Bakın ben sağa çekiyorum silahı, otomatik gövdeye gidiyor. Görüyor musunuz? Bakın buraya çektiğimde gitmiyor. Ama buradan gidiyor bakın. Buradan gidiyor. Bakın buradan gidiyor. Misal bakın kafanın üstüne alıyorum nişan. O otomatik aşağı atıyor. Bak ben yukarıdayken şöyle biraz sıkıyorum. Bakın aşağı atıyor. Kendi atıyor mouse. Hassasiyet dediği şey budur arkadaşlar. Bakın bu hassasiyetin arttığını söylüyor. Bakın ben bıraktığımda gidiyor ama buradayken sıktığımda, bakın buraya sıktığımda gene hasar yiyor. Sağa sıktığımda gene hasar yiyor arkadaşlar. Bu yetenek de bu şekilde. Bir daha. Nerede bizim nipicimiz? Kabul et. Bir diğer yeteneği inceleyelim hemen sizlerle. Dronlar oyuncunun kalkanının %27'sini alır. Bakalım kalkanını alacak mı senin drone? Şöyle bir düşük drone çıkartayım. Şöyle bir tane sıktım. Bakın kalkanı dolduğu için anlayamıyoruz ki. Dur şu serumu al yerden. Kaç saniyede bir tetikliyormuş bu. Şimdi tekrardan alır mı bilmiyorum. Bakın bir tane sıktım. Şu an kalkanı indiriyor sadece, almıyor.
Bir tane daha sıkıyorum. Burayı da yavaşlatıp sizlere göstereceğim arkadaşlar. Kalkanını aldı bir kısmını. Bu yetenek de bu şekilde. Bu da önemli bir yetenek bana göre şahsen. Devam ediyorum. Saldırı tüfeği kaçırılan merminin deriye gönme şansı %14'tür. Bakın şöyle göstereyim. Şu an şarjörümü kontrol edin. 36 mermi, 35, 34, 33, 32 düşüyor, 31, 30, bakın yine 30 düşmedi, 29, bakın düşmedi, 29, 28, 27, 26, 25, 25, bakın düşmedi. Bu yetenek de bundan bahsediyor arkadaşlar. Şarjörünüz daha az gidiyor merminizin, cephanenizin. Son yeteneğimiz de biraz kafa karıştırıcı bir yetenek arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Çeviri hatası da olabilir burada. Yuvarlanma diyor. Bakın bir defa mermiyi değiştirmenin. Bakın şu yuvarlanma daha hızlı. Misal rakip %8 saniyede yuvarlanıyorsa siz 7 saniyede yuvarlanıyorsunuz. Ve misal rakibin 5 mermisi doluyorsa sizin 7-8 merminiz doluyor arkadaşlar. Bu yuvarlanma yeteneği de bu şekilde, bilginiz olsun. Fakeci mesleğini de bu şekilde sizlere tanıtmış oldum. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize iyi bakın arkadaşlar.